sizlere geometrik görüntüleri anlatacağım. Sizler Matematik Sevinci kitabımızın 181. sayfasında geometrik görüntüleri açın ve beraber işleyin. Evet, aşağıdaki görüntüleri iki adım ilerletiniz. Şimdi biz geometrik görüntüleri değil de örüntüleri daha öncesinde görmüştük. Örüntü neydi? Belli bir kural dahilinde devam eden ve tekrarlayan şekillerdi veya sayılardı, yazılardı. Burada farklı olan şey, bizden bunu geometrik şekillerle ve cisimlerle yapmamızı istiyor. Daha önce öğrendiğimiz konunun aynısı, bizim örüntüyü ilerletebilmemiz için önce örüntünün kuralını bilmemiz gerekiyor. Evet, birinci örneğe bakalım. Sayfamızı büyütelim. Evet. İki adım ilerletiniz dediği şey de gördüğünüz gibi aşağıdaki örüntüleri iki adım ilerletiniz demiş. Şimdi bu örüntüyü iki adım ilerletebilmemiz için önce örüntünün kuralını bilmemiz lazım. Örüntünün kuralı ne? Bir tane pembe üçgen, bir tane turuncu kare ve bir tane mavi dikdörtgen. Biz bunu üçgen, kare ve dikdörtgen diye yaparsak yanlış yapmış oluruz. Çünkü örüntünün kuralı bu değil. Örüntünün kuralı pembe üçgen, turuncu kare ve mavi dikdörtgen şeklinde olacak. Bunu iki adım ilerletmeniz demek, örüntümüzün kuralı şu. Bu şeklin aynasını sırası ile pembe üçgen, kırmızı kare ve mavi dikdörtgen. Pembe üçgen, kırmızı kare, mavi dikdörtgen. Eğer bize 5 adım ilerletiniz deseydi kural gene değişmeyecekti. Pembe üçgen, kırmızı kare, turuncu kare, mavi dikdörtgen. Üçgen, kare, dikdörtgen. Ama renklerine dikkat ederek yapmamız gerekiyor. Örüntümüz asıl kuralı bu. Şimdi ikinci örneğe geçelim. İkinci örnekte de aynı şekilde gene büyütelim. Bir tane dikdörtgenler prizması, bir tane silindirimiz, bir tane de üçgen prizmamız var. Ama dikdörtgenler prizması mavi, silindirimiz yeşil, üçgen prizmamız da pembe. Örüntümüzün kuralı yine aynı şekilde. Örüntünün kuralı bu. Bunu da farklı bir renkle daire için alalım. Şöyle yapıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi ikinci örnekteki örüntünün kuralı mavi dikdörtgenler prizması, yeşil silindir, pembe üçgen prizma. Mavi dikdörtgenler prizması, yeşil silindir, pembe üçgen prizma diye devam edecek. Şimdi gelelim bir sonraki örneğimize. Evet, burada da aynı şekilde bu örüntünün kuralını sizlere bırakacağım. Sizler yapacaksınız. Bir tane kolimiz var. Bir tane küpümüz var. Bir tane de küremiz var. Örüntünün kuralını bulup aynı şekilde, aynı renkte örüntünün kuralını devam ettirelim. Bir diğer örneğimiz de bu. Evet. Burada da gördüğünüz gibi örüntünün örnekleri bunlar. Bunları size bırakıyorum çocuklar. Çünkü örüntüyü çok iyi biliyorsunuz. İlk iki örnekte de örüntünün kuralını ve nasıl olacağını anlattım. Bir sonraki alıştırmaların hepsini sizler yapıyorsunuz. Evet, sonraki sayfamıza göre bakalım. Evet, sayfa 182'de gene aşağıdaki örüntüleri iki adım ilerletiniz demiş. Bakın burada örüntünün kuralı çok önemli. Birincisinde zaten görüyorsunuz bir önceki sayfadaki örneklerle aynı. İkincisinde farklı bir örnek vermiş. Onu beraber yapalım. İki tane küpten, turuncu küpten, iki tane mavi koniden ve iki tane de küreden oluşuyor. Örüntünün kuralı şu. İki küp, iki koni, iki küre. İki küp, iki koni, iki küre. İki küp, iki koni, iki küre. Araya başka hiçbir nesne giremez.
bir tane küpü önce yazıp sonra bir tane konuyu yazıp şeklini çizip daha doğrusu bir tane küreyi yazıp sonra başka bir şekilde başka şekiller bulabiliriz. Örüntümüzün kuralı ne? İki tane turuncu küp, iki tane mavi koni, iki tane de mor küre. Bu şekilde devam ediyor. Bir sonraki örneğe bakalım. Orada aynı şekilde bir örüntü kuralı verilmiş. İki adım ilerleteceğiz. Bakın. Örüntüleri iki adım ilerletiniz demiş. Yani bu şeklin aynısında tekrar yapıyoruz. Bu şeklin aynısından tekrar yapıyoruz. Bu da bir diğer örneğimiz. Üçgen prizma, küre küre, üçgen prizma. Örüntümüzün kurulu bu. Üçgen prizma, küre küre, üçgen prizma şeklinde devam edelim. Evet. Bu etkinlikleri sizlere bırakıyorum çocuklar. Örüntü oluşturmak çok eğlencelidir. Çok zevklidir. Örüntünün kuralını bulmak kolaydır. Evet, bir sonraki sayfamıza bakalım. Şimdi geometrik cisimlerle ilgili sorularımız var. Bu sorulardan birkaç tanesini ben sizlere anlatarak yapacağım. Sonra geri kalanları sizler yapacaksınız. Şimdi hemen büyütelim tekrardan. Evet, sayfa 183'te o. Sayfa 183'te görelim. Evet, birinci soru. Geometrik cisimler hattı test 19'umuzu yapıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi küreye benzer? Şimdi biz kürenin dünyaya benzediğini kendimiz kodlamıştık. Bunu unutmuyoruz. Sizce bu şeklimizin adı neydi? A şeklinde bulunan üçgen ile başlayan gördüğümüz üçgeni gördüğümüz şeklimizin adı üçgen prizma. B şıkkında bulunan çöp kutusuna veya konserve kutusuna benzeyen nesnemizin geometrik cisminizin adı simetri. Ve C şıkkında bulunan sanırım bir top, topa benziyor. Bu topumuzun adı ise küre. Evet. Birinci sorunun cevabı C şıkkı çocuklar. İkinci soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisinin köşesi yoktur diyor. Bakın özellikle kırmızıyla belirtmesinin sebebi bu. Hangisinin köşesi yoktur? Sanırım şu önlüğümden dolayı kısımlandırayım. Evet. Aşağıdakilerden hangisinin köşesi yoktur? A şıkkına bakalım. Küremizin özellikleri neydi? Küremiz fakirdi. Hiçbir özelliği yoktu. Yani ne köşesi, ne kenarı, yani ayrıntı, hiçbir şey yok. Sorumuzun cevabını sanırım bulduk. Ama diğerlerine de bakalım. Bu bir kare prizmaydı. Kare prizmamızın üst yüzeyi ve alt yüzeyi kare, yan yüzeyleri dikdörtgenlerden oluşan bir geometrik cisimizdi. Kare prizmamızın üstte ve altta dörder tane olmak üzere toplam 8 tane köşesi vardı. Burada gördüğünüz C şeklinde bulunan bir hediye paketi dikdörtgenler prizmasına benziyor. Dikdörtgenler prizmasının da kare prizmada olduğu gibi köşeleri vardı. Üstte ve altta olmak üzere toplamda 8 tane köşesi vardı. Demek ki bizim köşesi olmayan nesnemiz A şıkkıdır. Evet, üçüncü sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi dikdörtgenler prizmasına benzer? Evet, çok güzel. Bu bir silindir örneğidir çocuklar. Bu bir, az önceki soruda gördüğünüz gibi sadece yeşil renkli, bu bir küredir. C şıkkında bulunan sanırım bir makina ya da dolap dikdörtgenler prizmasına örnek olarak gösterilebilir. Kalemin rengini değiştirelim. Çünkü şurada da yeşil olacağı için karışıklık olmasın. Evet, sarıyla işaretleyelim. Dikdörtgenler prizmasına örnek.
Dördüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi üçgen prizmaya örnektir? Yani benzerdir diyor. Evet, bu gördüğümüz A şıkkındaki hedef hatimiz üst düzeyini fark ettiyseniz dikdörtgene benziyor. Yan düzeyini de fark ettiyseniz dikdörtgene benzediği için bu bir dikdörtgenler prizmasıdır. Bu değil. Hangisi üçgen prizmaya benziyor diyor. Evet, gördüğünüz şeklin adı üçgen prizmadır. B şıkkı doğru cevap olacak. C şıkkındaki şeklimizde bir şapkaya aynı zamanda dondurma künahına benzediği için koni olarak adlandırıyoruz. Koninin çok önemli bir özelliği vardı. Buraya tekrar değinelim. Koninin en uçta bulunan yeri tepe noktasıydı. Koninin köşesi, kenarı yoktu. Şimdi beşinci soruya geçeceğiz. Beşinci soruda çok güzel bir ayrıntı var. Daha öncesinde konuyu anlatırken size anlattığım zaten belirtmiş. Özellikle de kırmızıyla gösterelim. Aşağıdakilerden hangisinin ayrıntıları, yani kenarları çoktur diyor. Evet, biz geometrik cisimleri anlatırken ne söyledik çocuklar? Ayrıntı ile kenar aynı anlama gelen iki kelimedir. Yani eş anlamlı iki kelimedir. Onu unutmuyoruz. Bazı kaynaklarda sorularda ayrıt, bazıları da kenar olarak görebilirsiniz. Geometrik cisimleri anlatırken kenarlarını biz ayrıt adını veriyoruz. Şimdi aşağıdakilerden hangisinin ayrıtları, kenarları çoktur diye bir soru var. Evet, bu bir üçgen. Prizma değil. Yani geometrik bir şekil, cisim değil. Bu bir küre modeli, geometrik bir cisim. Burada da bir üçgen prizma var, geometrik cisim. Evet, üçgenin üç tane kenarı vardı çocuklar. Birinci kenar, ikinci kenar, üçüncü kenar. Kürenin iç kenarı ve köşesi yoktur. En fakir geometrik cisimimizdi bizim. Evet, bir üçgen prizma. Üçgen prizmanın modelini bulabilirsek, ki buldum. Bakın burada. Bu da bir üçgen prizma. Üçgen prizmanın köşelerine bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle gösterelim. Açın, ondan daha net göreceksiniz. Evet. Bu bir üçgen prizma. Üçgen prizmanın hep beraber köşelerini sayalım. 1, 2, 3 tane. 4, 5, 6. Evet. Parmaklarına tuttuğum yerleri görüyorsunuz. Evet, bunların hepsini saydık. Üçgen prizmamızda da 6 tane köşemiz var. Evet çocuklar, demek ki en çok kenarları ayrıntıları olan üçgen prizmamız. Bunu da işaretleyelim. Bugünkü dersimiz bu kadar. Bundan sonraki soruları çocuklar sizler tamamlıyorsunuz. Bir sonraki sayfada da var. Evet. Gördüğünüz gibi test 19'daki soruların 5 tanesini biz çözdük. Diğerlerini sizler evde tamamlıyorsunuz. Bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki konuda görüşmek üzere. Hoşçakalın.